Tars maçı ile alakalı öncelikle kazanamadığımız için, lider olamadığımız için kazanıp üzgünüz. Ama normal ligin seyrine bakarak deplasmanda alınan her puanın çok değerli olduğunu zaten biliyoruz. Bunu daha önce de söyledik. Futbolun içerisindeki olan herkes bunu çok net bilebilir. Tabii ki şundan dolayı herkes farklı bir yorum yapabilir. Biz hem maddi olarak hem manevi olarak birçok şeyi aşmış bir takımız. Kendi kulüp içerisinde bir huzurumuz var. Rakip takıma bakarsanız, Tarsus İtmayurdu'na bakarsanız sezon başından beri verilen sözleri tutmayan bir yönetim, alacaklarını alamayan bir futbolcu grubu. Oradaki söylemlere göre federasyona vermiş ve bizim maçtan sonra ayrılmak üzere olan futbolcular ve hocalar var. Buna karşın çok değişik bir algı oldu bizim için de. Çünkü bitmiş oyuncular içerisinde parasını alamamış, bırakıp terk edecek oyuncularla maç yapıyoruz anlamına geldi. Bundan dolayı da dışarıdaki, özellikle bizde değil ama dışarıdaki beklenti işte Amespor Tarsus İdman Yurdu'nu 3 yapar, 5 yapar, yener gelir diye düşüncesi vardı. Halbuki öyle değil. Bireysel anlamda baktığınız zaman rakip hakikaten çok önemli oyunculardan kurulu bir takımdı. Bizim maçta onların final maçıydı. Çünkü bizim maçı kazanıp belki bazı şeyleri düzeltme adına çok önemli maçtı onların adına. Onlarla konuştuğum şeyi söylüyorum bir de. Biz de maça gerçekten iyi hazırlandık. Havanın sıcak olması, rakibin bu psikolojiyle maça çıkması birazcık etkilemiş gibi gözüktü oyun içerisine bakarsanız. Ama alınan bir puan oyun olarak değil ama alınan bir puan deplasmanda her zaman mutlu ediyor bizi. Baktığınız zaman lider olamadık. Tek üzüntümüz bu. Ama inşallah biz dediğimiz gibi lig sonunda lider olup şampiyon olmak istiyoruz. Evet, bu maçtan dersler çıkartacağız ama çok da büyütecek bir durum yok. Yolumuza devam ediyoruz. Tarsus İdman diyordum maçı. Her zaman bizim kazanmak için gittiğimiz bir deplasmandı. Her deplasman, her maç olduğu gibi. Berabere kalmanın da bizim için değerli olduğunu biliyorduk. Çünkü hani maddi olarak evet hocanın dediği gibi sıkıntılar ama bireysel olarak iyi bir takım olduklarını biliyorum. Benim de tanıdığım oyuncular var hepimizin. Ya ben olaya bir de şöyle bakmak istiyorum. Biz Bursa maçından sonra bir ceza yedik içeride. Sonra milli maçın olduğu için sahamız kötü olduğu için bakıma alındı. Bundan dolayı 3 maç deplasmanı oynadık. Bu deplasmanda oynadığımız takımlar biri Çorum, hedefe kurulan bir takım. Biri Esenler ve Tarsus, bunların üçü de hedefe kurulan takımlar ve iyi takımlar olduğunu düşünüyorum. Sonra içeride seyircimiz olmadan oynadık. Bu 6 maçlık periyodu iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Evet, tek ben 7 puan diyordum bu Çorum maçlarından sonraki süreçte. Ama bu 5 oldu. Bizim hedeften koptuğumuz yok. Yani ben kendimizi iyi lider görüyorum. Çünkü her şeyimiz aynı. Attığımız gol aynı. Averajımız aynı. Şu an her şeyimiz aynı. Ben kendimizi lider görüyorum. Yine avantajın bizde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı hepsi bize gelecek. Bizde sahamız düzeldi. Taraftarımızla beraber bu maçlardan galip ayrılacağımızı içeride düşünüyorum. Yolun sonunda ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Böyle.